Herkese merhaba. Türkiye Yüzyılı'nın ilk serbest satışına hoş geldiniz. O konuyu konuşacağız. Hafta programımız yoktu. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Bu ülke için canını vermiş. Bütün gazilerin, şehitleri minnetle anıyoruz. Bu ülkede dürüstçe yaşayan, bu ülkenin daha güzel olması için samimi duygularla yaşamını sürdüren herkese selam olsun. Hırsızların, arsızların, bazılarının e, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamıyoruz Şakire çay yok şimdi dün e, Türkiye Yüzyılı başladı bakın e, düğmeye bastı hanedanlık butona da Türkiye Yüzyılı yazmışlar hani böyle aptal anlatır gibi sanki herkes kendi oğulları Türkiye Yüzyılın düğmesine başladılar ve başladı Dün törenler vardı genelde tamamen militarizm üzerine asker işte gemiler geçti uçaklar uçtu özel harekat şey yaptı gösteriler yaptı bu devletin kutlamasıydı. Allah'tan bazı yerlerde belediyeler vardı ki işte şarkı türkü konser dinleme fırsatı oldu insanlar ki bunlar da genelde büyük şehirlerdeydi. Ülkenin birçok yerinde böyle devleti valileri çıkartın hiç yaprak kımıldamadı çünkü 100. yılla alakalı çok ciddi bir çalışma da yoktu bunu siz de biliyorsunuz. yaşa müsait olanlar benim jenerasyonum 75. yılı hatırlar ta kaç yıl önce kutlamalar, planlamalar başlamıştı. İşte yıl boyunca yayılan e, etkinlikler vardı. Türkiye yüzyılı öyle cumhuriyetin yüzyılı öyle kutlanmıyor. Hatta ben bugün e, yazıda da belirttim. Biraz Yaşar Nuri gibi oldu. Üç büyüklerin beş yaş bakan 100. yıl kutlamaları bile çok daha heyecanlıydı, çok daha coşkulu ve bütün yıla yayılmıştı. Size dünün bütün özetini göstereyim. Dünün bütün özeti buydu. Bütün etkinlikler bir adamı tatmin etmek için bakın tweet atmış. Malum şahıs diyor ki şanla şerefle sevinçle. Evet e, görseller kendi fotoğrafı böyle güneş gözü gibi fotoğraf bile altına reis karizma yazsınlar falan. işte e, geç uçakları seyrediyor gemileri seyrediyor falan. Ya bu şan şeref dediği kendi fotoğrafları. Bütün günün özeti bu. E, neresi burası Vahdetin Köşkü. Ya bari bugün Vahdetin Köşkü'nü yapmıştı kendisini kullandığı. Cumhuriyetle alakalı eğer bir yere gideceksen bu törenleri vesaire dolma de seyretmen gerekirdi. Başbakanlık tekno olarak kullanıyordun, çok seviyordun ama işte kral olunca dolma bahçe başkalarını hatırlatıyor, o yüzden. Oralara gitmedi. Ne vardı? Gemiler geçmiş. yüz gemi peşi sıra geçmiş. Böyle donanma tarihinin en büyük resmi geçidiymiş. Peki öyle olsun. Bu TGC Anadolu vardı biliyorsunuz. Ee, Türkiye'nin Erdoğan'a göre uçak gemisi ki uçak gemisi olmadığını defalarca uzmanlar açıkladı. Bu arada Mısır'da bundan iki tane var. Fransızlardan aldılar. Yerli ve milli gemimizle alakalı. Bakın Erdoğan ne diyor? İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapacak. Bunun bir üst versiyonu ülkemize kazandırmak suretiyle Erdoğan Türkçesi. Uçak gemilerimizi inşallah ikiye çıkaracağız. İspanyollar mı? Hani bu yerli milliydi? Ya. Olabilir. İspanyollarla da yapabilirsin. Onları dizayn ettirirsin falan. Bunlar sorun değil ama önemli olan dürüst olmak. Öyle yerli milli diye pazarlayacaksın. Daha sonra seçimden sonra İspanyollarla anlaşacağız falan diyeceksin. Neyse uçak gemisi olmadığını herkes biliyor. Ee, onun üstüne binecek uçakları da zaten almıyorsun ki öyle bir gemi de değil. Drone taşıyacak. Henüz o dronlar da inemiyor. İşte Selçuk kanatlarını atlamaya çalışıyor. Geçen Amerikan gemisine gitti sırf bu işi nasıl yapabilirim diye falan filan. Şimdi kapak konumuzdaki bakan kim? Tabii ki 23 Nisan çocuğu Ali Yerlikaya. Şimdi çıta o kadar düştü ki hani Soylu'dan falan çıta o kadar düştü ki insanlar şöyle böyle herkesi kucaklayacak küçük bir mesaj atan herkesi böyle vay var ol bin yaşa diyor. Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı bir video çekmiş. 23 Nisan'da heyecanlı bir öğrenci gibi konuşma yapıyor. Bütün muhalefetin dibi düştü. Herkes işte yolda görsem sarılacağım, öpeceğim. Niye? işte Atatürk geçirmiş. Cumhuriyet omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir gibi laflar. İşte ona selam olsun, buna selam olsun. Ya aslında Baktığınız zaman bir türlü şu kutlama işlerini, bu mesaj işlerini beceremiyoruz. Ama neyse Ali, Ali Kaya güzel bir şey yapmış. İşte e, video da çekmiş. Heyecanlanacak siyasetçi gibi değerli vatandaşlarım diye başlıyor. Kameraya yaklaşacak. Büyük bir heyecanla Cumhuriyetimiz kutlu olsun falan diyecek de. Sorun şurada Ali Erlikaya için çok fazla ilgi gördü. İnanılmaz sosyal medyada dünden beri herkes Ali Erlikaya'yı konuşuyor. Aldığı etkileşim malum şahısın 4-5 katı. Bu tweet en son 40 binlerdeydi. Daha da artabilir. O yüzden e, Ali Yerlikay'ı çok kötü günler bekliyor. Çok kötü bir zılgıt yiyecek. Çok e, dümdüz küfürler yiyecek. E, Onu size garantisini verebilirim. E, ama tabii bir siyasi figür olmadığı için Erdoğan'a bir rakip olmadığı için yerinde kalabilir. Ama sen kimsin? Yani biz varken ben varken sen kimlere böyle metiyeler düzüyorsun diye Ali Yerlikay'ı kötü günler açıkçası bekliyor. Ki Erdoğan'ın bakanlara söylenmesi çok adiyettandır. Yani... Ankara kulisinde neler neler anlatılır. Hele bakanların toplantılar değil küfürler. ki küfürler. bunlar arasında Melih Gökçek efsanedir. Yani şahit olanlar bir insan evladı, bir insan evladına bu kadar küfür etmedi derler. O yüzden e, yakında zılgıtı yer. E, tabi SLST'yi yine girdi. Bu işleri de öğrenecek Ali Yerlikaya. Ama bir üzerinde bir çizgi yemiştir. Şimdi dünden beri e, kutlamalar var. En fazla dile getirilen işlerden bir tanesi de Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlanmamış olması. Keşke çok daha güzel bir yüzyıl olsaydı. Herkesi kucaklayan etkinlikler olsaydı. Muhalefetli iktidarıyla toplumun bütün kesimlerinin bir araya gelip kutladığı törenler olsaydı. Keşke. Bunun için de hani e, muhalefetin de bir şey demeye hiç hak yok. O zaman seçimi kazanacaktın. Yani seçimi kazanacaktın. Dün böyle anıt kabriye şuraya buraya koşacak kadar sandıklara adam koysaydınız. Belki bugün başka bir kutlama vardı. Ülkenin her yeri e, e, eğlence yeriydi. Her yeri kutlama yeriydi. Her yeri kucaklaşma sahnenin olurdu. Bunu yapmadın o yüzden yapana da çok fazla deme hakları yok muhalefet açısından söylüyorum. Yıllar önce Sırrı Süreyya'nın yapmış olduğu bir konuşma vardı. Dün Cumhuriyet vesilesiyle epey dolaştı. Bir dinleyelim ee, sonra üzerine konuşalım. Alın tepe tepe kullanın. Biz bundan hiçbir hayır bereket görmemişiz ki. Neyini buna borçlu olacakmış? Ben hiçbir şeyimi buna borçlu değilim. Ben ne zaman konuşmuşsam bedel ödemişim. Yani 50 yaşına gelmişim bu ülkede ben ve benim gibi düşünenler ne zaman konuşmuşlarsa bedel ödemişler. Ne iş yapmışlarsa bedel ödemişler. Sürgünler, hapisler, ölümler. E ben bu cumhuriyetin ne hayrını görmüşüm? Yani ben buna niye bunu bir iman haline getireyim? Tapınılacak neresi var benim açımdan? Konya'daki yoksul köylüye ne faydası olmuş? Zonguldak'taki işçiye ne faydası olmuş? Diyarbakır'daki kürde ne faydası olmuş? biz kavramını daraltmış, daraltmış, teke indirgemiş. Tek millet, tek mezhep, tek cinsiyet. Al sana cumhuriyetin tarifi. Erkek olacaksın, Sünni olacaksın. Ee, ve şey olacaksın. Öbürü neydi? Unuttum. Türk. Türk olacaksın. Dert başka bir yerde kardeşim. Bu kadar biz kavramının içini boşaltmış bir şeyden hayırla bahsetmek onu hayırla yad etmek bu topraklarda aydınlanma uğruna bu toprakların bu topraklarda daha iyi bir hayat mümkün talebi uğruna toprağın altına giren hapishaneleri dolduran insanlara büyük haksızlık. Neyini borç Benim hiçbir borcum yok. Dünya kadar alacağım var bu sistemden. Dünya kadar alacağım var. Bana haram etmiş bu ülkede yaşamayı. Bu ülkede doğmak ben, sadece bana değil yani. Bu ülkede Kürt'sen, Çingeneysen, Rum'san, Ermeniysen, eşcinselsen, inanç sahibiysen bu cumhuriyetin sabıkası bunlara zulmün tarihi. Neyine borçlu olacağım? Borcu olan ödesin. Ben insan doğuştan sahip olduğu şeyleri talep etmiş diye, eşitlik talep etmiş, adalet talep etmiş diye mi? bu kadar zulüm revan mı? Madalyonun bu yüzü tartışılmazsa eksik tartışılır. Eğer yeni yüzyılda çok daha iyi bir ülkede yaşamak istiyorsak, çok daha müreffeh bir ülkede yaşamak istiyorsak bunları da tartışmalıyız. Gençlerin ülkeyi terk etmeye çalıştığı bir yerde, daha geçen gün asansörde gençicik bir kız ihmal sonucu öldü. İnsan değerinin Mesela hayatının hiç kıymeti olmadığı bir ülkeden kurtulmak istiyorsak bunları da tartışmak zorundayız. Dün bütün gösterilerin militarizm asker üzerinde olduğunu söylemiştik. Sanki 30 Ağustos kutlaması gibi. Madem bu kadar askeri görmeyi çok seviyordun keşke 7-8 ay önce bu ülkede deprem oldu. O zaman askeri e, sokağa çıkarsaydın keşke bugün çok daha fazla insan hayatta olsaydı diyelim. Değişmez gündemimiz e, Gazze ile devam edelim. E, İsrail El Kudüs hastanesini de bombalayacağını ve bunun tahliye edilmesini talep etti. Dünden beri çevresinin bombalıyor iddialara göre İsrail'in altında tüneller varmış diyerek hastaneyi de bombalamayla tehdit etti. Burada görev veren Kızılay ve Kızılay yetkilileri çalışmaya devam edeceklerini, hastaneyi e, boşaltmayacaklarını söyler. İsrail bombalamaları e, devam ediyor. Hayatını kaybedenler devam ediyor. Size demiştim en büyük risk bunu kanıksamak, bu insanları bir istatistik olarak görmek. Yine ateşkes için, barış için e, girişimlerde bulunmak lazım. Hafta sonu Avrupa'da gösteriler vardı Berlin'de Paris'te. Berlin önemli çünkü Almanya'da izin verilmiyordu. Her nasıl yine poliste küçük çatışmalar çıksa da küçük tartışmalar çıksa da Berlin'de de kalabalık vardı. Ama en dikkat çekici eylemlerden birisi bence Londra'daydı. Çok sivil bir eylemdi. 500 binden fazla insanın katıldığı söyleniyor. Buna alakalı bazı eleştiriler geldi. Bu gösteriye katılan Yahudiler dediler ki biz buradaydık. Bizi rahatsız edici hiçbir şey söylenmedi. Antisemitik hiçbir slogan da duymadık. Sadece barış üzerine bir etkinlikti. Londra'daki bu büyük etkinlik gerçekten şu ana kadar Filistinler için yapılmış, Gazze'de, Gazze'ler için yapılmış en büyük eylemlerden bir tanesiydi. Hafta sonu İstanbul'da da bir eylem vardı. Sizi oraya götüreyim. Evet, bizim miting de buydu. Büyük Filistin mitingi. Yine başa dönüyoruz. Programın başına döndük. Her şey bir adamın megalomanyağını tatmin etmek için. Bakın bu da Seçim mitingi. Yerel seçim mitingini başlattı. Filistin mitingi yersen. Temel Karamaloğlu ne demişti? Hükümet miting yapmaz icraat yapar. Madem bu kadar İsrail'den dertlisin. Madem İsrail'e bu kadar tepkilisin. Kardeşim bir şeyler yap. Büyükelçisini çağıracağım. Adamlar zaten kendileri çekti. Güvenlik yok diye ve Erdoğan'ın sözüne tepki olarak bir müeyyide yap, bir kısıtlama yap bir yaptırım yap. Yok. Sadece konuşup kitlelerin gazını alma, dağıtma işte yerel seçim öncesi hazırlıklar. Şimdi size diğer fotoğrafları göstereyim. İşte bu. Bizdeki Filistin mitingi de bu. Akılda kalır hiçbir şey ne dedi? Bir gece ansızın gelebiliriz. Onu da terörle mücadele kapsamında söyledi aslında. İsrail'e söylemedi de öyle anlaşılsın istiyor. Ya yani nereye gidiyorsun bir gece ansızın? Sen ordu komutanlıkları olan yerde askerinle depreme gönderememişsin. Nereye göndereceksin? Yani Militenin sözler. En sonunda işte bu aile fotoğrafı katılan protokol el kaldırmış. Halkı selamlıyor. Orada kim var? Hüdapar var. Hüdapar sağdan ikinci. Hüdapar ne demek? Biz de biliyorsunuz Hizbullah demek işte İran demek orada İran deyince şu Mehmet Şimşek'in bir tweetini paylaşmadan edemeyeceğim Elon Musk'ın bir tweetini RT etmişti Elon Musk ironi yapıyor ironi ve İran'ı aynı ifadeler aynı ses bir kelime oyunu yapmış bakın görüyor musunuz ülkeleri nasıl bizim askeri tesislerimizin üstlerimizin yanına getirmişler ülkelerin diye esprili bir şey yazmış Mehmet Şimşek Hazine Bakanı da bunu RT etmiş Mehmet Şimşek sen Amerikan askeri üstlerinde tercümanlık yaptın ya. Birinci Körfez Savaşı'nda Kürtçe tercümanlık yaptın bu Amerikan askerlerine. Ki fotoğrafta Türkiye'deki Amerikan üstleri de gösterilmemiş. Onu da söylesene daha başka üstler var. Madem o kadar bu üstlerden bu kadar rahatsızsınız da gönderin. Ya Türkiye'de hiç kimse kendi işini yapmıyor. Hazine Bakanı Batı'dan para isteyecek. Finansman çevrelerle konuşacak. Adamın RTT tweet'e bak. Allah Musk atar. Adamın Türkiye hazinesinin 2-3 katı doları var. Sen bunu yapamazsın işte. Neyse komik bir haberle bitireceğiz. E, Al diye de biliyorsun mektupla şikayetler başladı. Bülent Korucu'nun bunu değerlendirmesinde meraklı ediyorum. Birkaç tweet attı. Programda da değinebilir. Şimdi İsmail Uçar denen bir hırsız, başırsız İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, e, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, Bekir Altun denen bir hakim, o da komisyon başkanı, adalet komisyon başkanı birbirlerine tepişiyorlar. paraları paylaşamıyorlar hırsızlar. Şimdi başka bir hakimin de adı geçiyordu. Kimmiş? Sider Demiroğlu. İsmail Uçar dedi ki bu hakim parayla insanları e, şey yapıyor diye, serbest bırakıyor diye. Ve diyor ki, e, adam da demiş ki işte e, avuk bir avukatın fotoğrafını görüyorsunuz ekranda. Bu Rezan Epe Özdemir, Münevver Karabulut'un avukatı. ima ediyor bak bu avukatının çocuğunu sünnet düğününde İsmail Uçar da vardı diyerek kendi aralarına bazı telepatik mesajlar gönderiyor. Avukat çıkmış ki ya İsmail Uçar'la Bekir Altun yani iki anlaşma adam sünnet düğünde yan yana oturuyordu. Ne diyoruz hep hırsızlar çalarken değil paylaşırken kavga ederler. Değerli izleyicilerimiz bugünlük de bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.